Yani Batman'ı şey yapacaklardı. Batman'in yarası şeklinde sınırlarını yapacaklar. O iptal galiba. Bitti o iş. Kanka öyle o tamam. O ciddi miydi ya? Olur mu ya? Orada yukarıdan bakan mı var uçaktan? Aa onu. Joker nerede ya? Sınırlar. Böyle bir sanki yukarıdan bakınca sınırlar gözüküyor. Hayır bu arada çocuk o da aynı. Hayır. Siyasi haritayla bakıyorlar. Kanka yani. Belediye başkanı kireçle Batman'ın etrafını. Uçak geliyor. Çabuk bitirin şu dönemi. Çimen. Hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim. Sağ ol. Bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar. Bir şey... Ha sen mi bulan? Ben hayatım bak yıllardır bu işi yapıyorum. Yapmadan önce de hep ilgileniyorum ve izliyordum. Hayatımda ilk defa sahneye çıkmayı unutan moderatör gördüm. İyi böyle şeyi nasıl yapıyoruz? Var mı böyle elektrik mühendisi hani... Ha sen biliyorsun mesela bir ver bakalım. Kardeşim ben şey evde var. Standart hayatımı da kalitemi bozmadan müthiş kalitem var evde. Tamam. 150 kilovatı geçmemek için ne yapmam lazım? Abi şöyle atıyorum gece yatıyorsun bilgisayar açık. Boşanma lazım dese. Bilgisayar açık yaptı. Değil. O, başka ne? Benim şu an 150-300 kilovat iki tane ev giriyor bana şu an. Şimdi atıyorum yatıyorsun bilgisayar mesela açık değil kullanmıyorsun uyuyorsun. Atıyorum laptop mı fişini çek. Mesela müthiş teknik bilgiler hakikaten. Hayır. Uzman olarak yani. Ama doğru diyor. Fişi çekmiyoruz ki. Yok, fişi çekmiyorsunuz. Bu gerçekten yani. Büyük elektrik. Olur mu? Ben karşı duvara projeksiyon yansıtıyorum sabaha kadar. Bu mesela standby'de kalması değil mi? Yakıyor yani. Aynen. Bayağı bir de mesela atıyorum evet. Onu da mesela bir üçlüye takıyorsun. Atıyorum duvardaki prizden yetişmiyor. O üçlünün de fişini çekmen lazım. Televizyon kullanmıyor musun? Onun da fişini çekmen aynen lazım. Aynen ben öyle. Oyuncak mesela çocuk oyuncaklarla oynamadığı zaman onların da pillerini çıkarıyor. Oynayacağız ama baba bunu oynayacağım diyor. Takıyoruz. Al oyna. Değil mi? Bu da önemli. Değil mi? Ya tabii. Yani prizde bir şey bırakmayalım. Fatura çok ya bırakma. Güzel. Kullanmadığın bir şey bırakma ama buzdolabını bırak abi. Tamam. Sen akşam bana geleceksin abi. Biralar yok. Bu ne? Ya şöyle. Şimdi o elektrik saat dediğin olay var mı? Mesela elektrik saatleri artık apartmanlarda var ama şirketlerde yok. Şimdi sen apartmana baktığında o elektrik saatine kaç kilovat yaktığını anlayamazsın. Nasıl anlayacağım? İşte anlayamazsın. Yani öğrenmen lazım. Anlayamazsın. Yani abi sen saf gerizekalıya benziyorsun. Işığın yandığını da anlayamazsın. Yani şöyle bu işten anlayan biri anlar yani. Ama hayatım şimdi lazım. Ama şimdi şöyle bir açıklama yapayım. 150 kilovatı geçenlere %127 daha zam olacak ya. Ben şimdi belki mesela internet kotama bakıyorum 50 GB 42 GB değil mi? Ha diyorum tamam. Belki 149'da sen hemen böyle kapatacaksın her şeyi. Uyarı gelmiyor mu? Mesela ofislerde geliyor o dediğim yeni sistemde geliyor. Çünkü onlar böyle kartlı sistem gibi bir şey. Kartı takıyorsun atıyorum 100 kilovat elektrik yükledin. Çekiyorsun o 100 kilovattan kaç kilovat? 20 kilovat tak ötmeye başlıyor o şey. Ha o suda vardı. Elektrikte de mi var? Suda da var elektrikte de var. Peki ben evin böyle bir dimer ayarlasam 150 kilovatta kapansa ışıklar. Güven zaten çok akıllı bir ev ama. Yani yerin altında. Yok şimdi yeni 10 metrekare bir ev var onun sonra 2 saatte kulübe gibi adını yok, yazıyor kapıya. Yaparsın da o 150 kilovata vereceğin paradan daha fazla ödersin. Ne gerek var ki öyle bir şey? Sen hiç bilgi veremedin ki bize ben anlamadım ki elektrik. Şu şeyler yalan değil mi? A plus işte makinelerde oluyor ya A plus plus plus. Ha şu doğayı koruyor bilmem ne elektrik. O zaman o. Normalde hani soruyorsunuz ya uzaktan gelen var mı falan fistan. Fistan. Bizim biletimizi ablam aldı. Ablam şu an Almanya'da. Evet. Ne ucuz almıştır ha. Alır tabii oğlum ne olacak. O gün ekmek almaz bilet alır yani. Ya oradan da buna teşekkür, yani yaptığı için teşekkür ediyorum. Almanya'dan böyle bilet alanlar oluyor ya, hani katılı biz niye açtık onu açıklayalım çünkü katıldan çok eleştiri aldık. Biz katılı arkadaşlar bir ayrımcılık olsun diye açmadık. Evet. Katılı yurt dışından bilet alıp ya da İstanbul'da adam zengin ama diyor ben üniversite öğrencileri katılsın istiyorum. Ben Hatay'da yaşıyorum, başka bir yerde yaşıyorum. Onlar gitsin, onlara para nasıl gönderebilirim dediler. Biz dedik ki bunu sistematik hale getirelim. Biz yani onlara göndermeyelim. Para onlara vermeyelim. Katılabiliyor olun. Opa biz katılan gelen tüm parayla üniversite öğrencilerini... üniversite evet, açacağız arkadaşlar. Türkiye'nin 81 vilayetine 3'er tane çimen üniversite. Ya... Onları çağıralım dedik. Burada da bugün mesela çağırdığımız üniversite öğrencisi yok mu? Yok.
Niye yok? Çünkü daha katılı üye daha yavaş yavaş oluyor değil mi? Şimdi bir de hakikaten biz katılı abone, olanların adına üniversite öğrencilerini davet edeceğiz diye anons ettik. Fakat nasıl davet edeceğimiz dair bir sistem geliştirmedik daha. Orayı da sonra düşünürüz. Çünkü çok eleştiri gelince apartman ne yapacağız? Umre'ye gideceğiz. Yani apartman şey olunca. Şeyden bağlansın ha. Çimen Talk Show Instagram adresine yazarsa üniversite öğrencileri. Ki Instagram adresi bile o değil. Fazla o kadar dolandırıcı gibi şey. Çimen Show oğlum. Ha, Çimen Talk Show yaz. Ne bileyim durun. Bunlar bana niye yolluyor diyor. Adamın tekine kaçtık hesabını. Katılan gelen paralarla üniversite öğrencilerine bir şey oluşturacağız. Mesela bir programda 10 kişi mesela diyeceğiz yani. Kaç? Neyse onu konuşuruz. Ona sana bakarız. Ama o para bize gelmiş. Bize hakikaten uzaklardan izlemeye gelen var mı başka? Neresi efendim? Batman'dan. Batman'dan. Evet. Bizim için mi geldin Batman'dan? Şöyle, sizin için gelmedik. Ama sonunu çok güzel bir yere bağlayacağım. Sizin için dönüş biletimi erteledim. Sizin için gideceğiz. İyi ki varsınız. Ya sen de iyi ki varsın. Batman'da ne yapıyorsun orada? Batman'da bir ilkokulda müdür yardımcısıyım ben. Aa. Evet. Çok havalı. Teşekkürler. Ya müdür yardımcısı genelde çok böyle tuhaf tipler olur yani. İşte yok artık değil idareciler artık değil mi? Bıyıklı, şişman falan olmuyorlar yani. Bunu da hemen kabul etmen. Ben geldim değiştirdim onu. Öbür bir tane müdür yardımcısı vardı ağzı burnu kayık. Evet öyle. Daha bizim jenerasyon genelde biraz öyle. Genelde sevilmezdi bizim aynen. Jenerasyonu. Saçı araya sokar, ha. Bunu kesler. Yani artık öyle değil. Bayağı evet. Değişti sistem. Şimdi ne yapıyorsunuz? Kapıda mı kesiyorsunuz saçlarını? Kuaföre getiriyor direkt orada. Ya ilkokuldayım ben zaten. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarla. Çocuk var mı hayatım sende? Hayır ben bekarım. Sende çocuk yok ama çocuklarla uğraşıyorum bütün gün. O mesela evet. Seni çocuktan soğutuyor mu? Hani ben yani de bir çocuk yapayım mı diye düşünüyorsun yoksa? Soğutuyor demeyelim şimdi işim bu. Soğutuyor çocuktan demeyelim. Çocuktan soğuma için çocuk sahibi olman lazım. Çocukla uğraşmak zor. Zor, çok bayağı zor. 850 tane öğrencimiz var okulda. Kaç sınıf var? 2. 26 dersliğimiz var. Yok. 26 kaç düşüyor? Var. Bir sınıfa kaç 30 düşüyor? Civarı. Ya 30 civarı. İyi. 850 öğrenciyle tüm günü geçirmek hiç kolay değil. Bizim yemin ediyorum bak Güngören'de okudum ben ilkokulda. 80 kişiydi hatırlıyorum sınıfta. Biz de öyleydik. Biz arkada 4 kişi oturuyorduk. Üçerli sıra vardı. Bak yemin ediyorum hatırlıyorum. Sırayla oturduğumuzu hatırlıyorum ilk senede. Ya ben kalkıyordum. 3 kişi oturuyordum. İkinci derste ben oturuyordum, diğeri kalkıyordu. Yemin ediyorum böyleydi bizim. Ya, bir tane çünkü ilkokul vardı. Bizim okulda ben sıraydım o kadar yani. Ben önlerine yatıyordum, üzerime defter koyuyordum. O kadar kalabalık. Bir ara Batman'ı şey yapacaklardı. Batman'in yarası şekilde sınırlarını yapacaklar. O iptal galiba o. Bitti o iş. Kanka öyle o tamam. O ciddi miydi ya? Olur mu ya? Onun yukarıdan bakan mı var uçaktan? Aa onu... Joker nerede ya? Sınırlar. Böyle bir... Sen yukarıdan bakınca sınırlar gözüküyor. Ha bu arada... O da aynı. Siyasi haritayla bakıyorlar. Kanka, belediye başkanı kireçle Batman'ın etrafını. Uçak geliyor. Çabuk bitirin şunları. Başka uzaklar var mı? Uzaklar. Neresi efendim? Gaziantep. Bu arada siz... Gaziantep. Rakip kuvvetli çıktı. Ben Hollanda'ya var. Rakibi çok güçlü. Ama seninle de konuşalım. Yavrum ben Gaziantep'ten 38 saat arama kullan. Gaziantep, Hollanda. Vay yavrum. Ay Hollanda'nıza ya. Canım benim ya. Nerelisiniz? Antep'tesin. Erzincanlıyım. Erzincan. Ama Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da yaşıyorsun. Evet. Sen zaten biraz da böyle Dutch people gibi olmuşsun yani. Ya ben değil, eşim daha çok Dutch people. Kızım öyle. Kaç yıldır Hollanda'dasın? 3 senedir ben Hollanda'da. Daha yeni. Daha yeni, evet. Hangi şehir? Ben Middlebrook'tayım. Middlebrook. Belçika sınırı. Yani şöyle aslında Hollanda... Tuncay oynuyordu orada. Middlebrook'a değil mi ya? O evinde iyi, deplasmanda zayıf diye. Evet, Everton'dan gelmiyordunuz. Biz hep iddiadan bile söyledik. Evet, 1.80 veriyordunuz. Onda karşılıklı gol olmuyor. Futbolla hiç alakalı evet, yok. Evet, ben de karşılıklı gol biliyorum. Evet, 3 sene. 3 sene önce ne oldu gittin oraya? Eşim expat. Yani... Expat. Evet, mühendis kendi... Pardon, mühendis değil, tasarımcı. Pardon, benim eşim kimdi ya? Eşiniz burada değil mi şu anda? Hayır. Büyük ihtimal eğer yayınlanırsam... Eşinizi görseniz hatırlar mısınız yani? Bu eşim falan diye. Yayınlanırsam büyük ihtimal beraber Hollanda'da izleyeceğiz bu bölümü tabii. Olabilir. Onu mu bekliyor orada? Evet. Aşkım sen git de ben burada evde şimdi rahatım dur. Hayır izleyeyim. Öyle değil. Köpeğimiz var, onu bırakamadı. Ben kızımla yılbaşı için Türkiye'ye geldim. Kızınız? Nerede? Burada değil. Ha. Sen yavaş yavaş yani... uzay mekiği gibi bıraka bıraka kocayı Hollanda'da kızı gümrükte. O Tuzla'da bıraktım. Abim ve arkadaşımla geldim ben. Ha okey Tuzla'dan geldiniz. Evet Tuzla'dan bir şey diyeceğim. Eşiniz köpek var değil mi? Yani köpeğin evet. İsmi ne bu arada? İsmiyle hitap edelim. Moka.
Köpek var diye mi geldin? Makaleme. Aslında köpek baktığın zaman köpek Hollandalı oluyor değil mi? Oradan aldık. Evet. Öyle yani bir şey, Hollandalı köpek diye bir şey var mı? Vatandaşlığı var onun. Ya var mı gerçekten? Evet, mesela Hollandalı köpek, Bağcılar'da köpekle mesela gelip kaynaşabilir mi hemen? Onu bilemiyorum da pasaport olarak üstün diyeyim. Kim? Benim Sivas Kangalım'dan. Hollanda. Bark bark. Siktirler İngiliz gelmiş. Gözler kısık kısık geliyor Hollandalı. Şimdi bir dakika. Sizin köpek sonuçta Hollandalı. Evet, aynı. Nasıl oluyor şimdi o? Şimdi oradan sahiplendiğimiz için Avrupa Birliği pasaportu var. Yani oralı oluyor yani. Orada doğmuş, orada büyümüş biraz. Ama aslında memleket Erzincan falan mı oluyor? Yok, memleket Belçika. Köpek de gelecekti de kocası var diye gelebilir. Adam ehliyeti var ya, vizesi var ya. Gelebilir aslında. Sen peki eşinin seninle beraber bu Türkiye seyahatine gelmeme sebebinin gerçekten köpek olduğuna inandın mı? İnanmak istiyorum. Nasıl bir köpek yani? Yani herkes bana bunu soruyor. Yani ama öyle yani, öyle anlaştık. Yani evet. Çocukları bölüştük artık, köpeği çocuk. Ha, orada bir çocuk daha bıraktı sen. İşte köpeğimiz bizim çocuğumuz gibi artık. Yani köpek sahibi olan insanlar. Köpek anlatamaz zaten. Yani böyle böyle. Sen gittin var ya, gider gider kapıdan giren çıkan belli değildi. Çocuğu anneye verip. Evet. Ya böyle günah onun boyunca. Sen köpeğin kafana bir GoPro koysaydı keşke kafayı kafasından. Bir şey dürüst ol. Euro'nun artması mesela sizde böyle içiniz bir kıpır kıpır oluyor mu? İhlan. Kötü anlamda oluyor yani. Kötü anlamda. Üzülüyorsun evet, yani. Evet, üzülüyorum. Bak orada işte bak gerçekten de sen çok ahlaklı bir insansın belli teşekkür yani. Teşekkür ederim. Başkası yani, olsa öyle şöyle düşünmez. Şöyle şimdi şöyle düşünüyorlar. Euro artık. Ben mesela hayatta öyle düşünmem. Ooo. Hayır değil mi? Bu arada, ben ahlaksızca öyle düşünürdüm dedim. Bu arada euro artmıyor. TL değer kaybediyor değil aynen mi? Evet, aynen öyle. Yani o anlamda. Teşekkürler Demirtaş. Bizi bilgilendirdin bugün de. Hani dolar artıyor diye dolar yakan insanımız var. Doğru. Yakalım da artmasın amına koyayım dolara falan. Hollanda'daki bir şeyi değiştirme hakkım var. Geldi başbakan dedi ki al evrak bir şeyi değiştirebilirsin. Sağlık sistemini değiştirmek isterdim. Aa. Evet, çünkü çok para veriyoruz ve hiçbir karşılığını almıyoruz. Ne bekliyorsunuz? En azından gidince bir muayene, bir test istesinler istiyoruz. Ne yapıyorlar? Muayene mi etmiyor? Ya zaten geçer mı? Geçer diyorlar. İlaç bile vermeden gönderiyorlar. Hani ayda 200 euro veriyoruz çünkü. Ama çok önemli bir şey olmadığı için yapmıştır canım. Çok önemli bir şey olsa herhalde. Ya burada gitsek doktora kesin önemli bir şey derdi de oraya gidince geçer diyor yani. O yüzden ya, geçiyor neydi? Bir şekilde. Tamam 200 euroya karşılığını vermişler ya. şikayeti neydi ki? Bacağım koptu. Geçer ömür bacağım. Sek abi, seksek oynamadın mı? Kop. Mokayı bağlamışlar sağ bacağına. Mokaya bak. Ters duruyor böyle al dişleriyle. Senin ismin ne demiştin? Oya. Oya. Oya'cığım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. İmrendik. Öyle diyelim. Vallahi imrendik. Bak öndeki arkadaş hemen kafasını çevirdi. Çok mu imrendi sende? Sen de ver bakayım. Sen ne diyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Ben okuyorum. Bilgi Üniversitesi'ndeyim. Hangi bölüm? Genetik ve biyomühendislik inşallah. Hazırlığım şu an. Genetik ve mühendislik inşallah. İnşallah. Öyle yazıyor böyle. Bu i̇nşallah vardır genetik ve mühendislik inşallah. Senin hedefin yurt dışı mı? Ya evet, ben ne yapayım Türkiye'de bu meslekle? Siz söyleyin. Ne yapabilirim? Bizim genetikçi Orhan abi var yanına gidiyor. Ya ne bileyim genetikçi Orhan abi. Ya bizim arkadaş. Ya Taksim'de bir tane ledçi Orhan var. Adam led ışık satıyor. Ledçi Orhan'ı duvara tebeşirle yazmış. Ya böyle berbat bir tanıdım görmedim. Ledçi Orhan diye. Oğlum bir tane led yaptırırsan yanım söndü oradan. Bizim hep bakışımız enteresan. Peki amacın yani burada genetikle alakalı bir kariyer kuramayacağın için mi dışı istiyorsun? Yaşın küçük, gidebilirsin. Genç yaşın. Giderim. Teşekkür, sağ olun. Teşekkürler. Eşin, sevgilin var mı? Sevgilin var mı? Hayır. Seni buraya bağlayan bir şey var mı? Yok, ailemi de alır giderim. Harika. Oh. Tabii canım, aileni alır giderim. Hatta hep beraber oyundan sonra gidelim mi? Moka'ya bakarız. Beni alır mısınız? Yemin ederim ben Moka'nın sen bana nereye gideceğim diye. Eşinizle gidersiniz Moka'ya ben bakarım. Olursun. Tamam. Hah. Öyle şeyler var. Ben böyle iş bağlamayı hayatımda görmedim. Aldatmayı da kurtardık. Ben işte buldum. Oha. Öyle mi düşündün sen ya? Biz bir şaka yaptık onu ya. Öyle olabilir mi? Abimiz öyle bir şey yapar mı ya? Ben de şaka yapıyorum ha. Lütfen burada şakaları biz yaparız. Ha canım benim. Düğmeye basıyorsun biri klonlanıyor. Kimi klonlardın? Bilmem. Kendimi klonlayabilirdim. Kendini. Evet. Mesela klonlama gelse mesela. Kimi klonlardık? Kimi klonlardın? Kocanı. Ver bakayım kocasını. Bir tane yetmiyor mu? Yok yetmiyor. Maskeni.
Kaç yıllık evlilik? 4 ay. 4 ay. Klonlarsın tabii. Benimkine sorsan kimi yok ederim, Cem'i yok ederim diye. 4 ayda ben de klonlarım kocamı. Ya daha çok vakit geçirebilmek için. Niye mesela? Herkes mi görsün onu? Yoğun galiba. Hayır, ondan değil. Galiba yok, çok bu, yoğun. İşleri gelemiyor. Yani. Evet, işleri yoğun olduğundan dolayı ben de evde home office çalışıyorum. Ha. Hani hep yanımda olsun, çalışayım, o bana çay... Çay yapsın. Ne iş yapıyor beyefendi? Gümrükte çalışıyor. Ha, gümrükçüsün sen bütün gün. Orada görevin ne? Orada mükellefim, gümrük mükellefi. Özel bir şirket adına orada temsil ediyorum. Biliyorum, bir gümrük firmasında, müşavirlik firmasında çalışıyorsun. Evet. Çok zor iş o iş. Kolculara falan filan değil mi? O muhabbet, biliyorum. Yok, bilmiyorum. Kolcu ben yok mu artık ya? Yok, hala var. Ambar memuru. Ambar memuru kolcu denmiyor muydu? Evet, kolcu deniyor. Niye beni oraya, yok öyle bir şey yok dedin. Mal gibi bıraktın beni. Ben de yaptım o iş. Senin şeyin de iyi. İletişimin de iyi. İkili ilişkiler olmadan ihracat, ithalat yapamıyorsun. Zor oluyor. Ya yok yani, yapılır da hani... Zorlanır. Her şeyimi tersine anlatsan. Bu dedi kocasını çok... Bu bir laf soktu, bana ters diyorsun. Peki, sen diyorsun ki 4 aylık evliyiz ama bir evliliğimi yaşayamıyorum. Kocamı görmüyorum ki, hep gümrükte, evlat peşinde diyorsun. Görüyorum tabii ki de. Ya sonra da sıkılırsın, bak söyleyeyim sana. Az gör valla. Bak. Hep tadın, tadın, her şey tadında. Aynen. Uzun evliliğin sırrı bu. Zaten sıkılıyor galiba kendisi. Benden sıkılmadım da. Sen niye sıkıldığını düşünüyorsun eşini senden? Yani... Ya kendisi çok temas bağımlısı. En sevmediğim işler. Temas bağımlısı fazla gibi mi, böyle kol tutuyor konuşurken şaka sürekli yapınca? Sürekli bile hani oturunca bile sürekli şöyle. Şu şekilde. Ha. Elim niye tutmuyorsun, şunu niye yapmıyorsun şeklinde. Sen sevmiyor musun el mele tutmam ben? Ya sevmiyorsun da çok rahatsız hissediyorum kendimi. Hani sürekli böyle bir şekilde yürürken hiç ayrılmayacak. Yani ortada bazen direkt oluyor, bana bak yani, bırakacak mısın diye. Hani direğin içinden mi geçeyim, ne yapayım yani? Oo, çok... Hani yanıma gel, yanımdan geçelim birlikte. Yani. El bırakmayalım tarzında. Sen gittin mi onun iş yerine? Gittim. Bir de bazen 13-14 kere aradığımdan dolayı hani biliyorum ne kadar yoğun çalıştın. Oo, sen darlayan kadın. Yok, aslında darlamıyorum. Hani merak ediyorum, sıkılıyorum. Hollanda peynirler geldi mi aşkım? Çok merak ediyorum, geldi mi gelmedi mi? Bana videonu bir atar mısın, peynir elinde olsun, arkanda bir tutma kimin oldu falan. Evde örnek veriyorum, bardak kırılıyor, ben arıyorum. Aşkım ya, bardak kırıldı mesela. Onun en çok merak ettiği şey evdeki. Tabii, her olayı merak eder. Acaba şu evdeki bardak duruyor mu? Duruyor mu? Home office ne iş yapıyorsun? Ben müşteri temsilcisiyim, ön satış olarak. Neyin satışı? Antivirüs değil mi o? Evet evet, antivirüs ha. Programı. Onu satın alan mı varmış? Var var tabii ki. Onu crack... O crackli ya. O mineral gibi bir şey bedava. Biz onu ileri 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 diyorsun. Oluyor onun dostu ver crack, onu onun yerine atıyorsun. Yerine mi koymak istiyorsun? Evet diyorsun, hop bedava. Genelde şöyle bir iddia var. Bu antivirüs şirketleri, virüsleri yapanlar da bunlar diyorlar hep. Bir virüs çıkarıyorlar, sonra diyorlar ki... O firma değil, genel. Kahvehanede bulursun böyle. Öyle sen karahat al. Kahvehaneler bunlarla dolu. Ben konuştukça sigara içebilir miyim madem? Bilmiyorsun sen. Yok, onu bilmiyorum, o kadar. Hiç bunları merak etmedin ya. Ya o kadar merak etmedim, ben sadece... Sen sadece kocanı ara, bardak kırıldı, kocamı arayayım ben, derdi o. Virüsle alakası hiçbir yok. Aşkım, bu bardak böyle buraya koydum bak, hop. Senin adın neydi abi? Sercan. Sercan, hiç sıkıldın mı? Dürüst ol. Tabii dürüst canım, ol. Yani kendisine de söylüyorum hani akşam güzel bir dille... Alıyor telefonu mesela. Güzel bir dille nasıl? Vallahi hiç konuşurma çocuğu ya. Aldı eline yine mikrofonu. Bazen alıyor telefonu, diyor ki bak 1, 2, 3. Beni aramışsın. Sayıyor, sayıyor, sonra susuyoruz ona. Yani ne gerek vardı bu kadar aramana? İşte evde atıyorum bir şey bozulunca, hı, ya bu bozuldu ne yapayım? Hani ben şimdi telefonu buradan tamir edecek halim yok. Akşam gelince söylersin. Evet. O kadar haklısın ki. Şahane de o kadar. Oo, bak 8 yıl sonraki halini gör bak. Ne güzel, bak seninle ilgilenen, seni çok seven bir kadın. Tabii tabii, öyle düşün, öyle düşün. Öyle düşün. Düşünmüyorum. Sessiz al, anlamaz, engelle. Başka? Birçok bir zaman hani kırmamak için. Ya da kırılmaz bardak al, ne bileyim. Ya bir yolunu bul yani. Ya ben de düştüğünde kırılmadı diye arar. Bak kırılmadı, işe yaramıştı. Atıyorum atıyorum, kırılmıyor ya. Var mı böyle uzun yıllardır ilişkisi olan, yani daha doğrusu evli olan, uzun yıl evli? Kaç sene? Yok abi, beni hatırladınız mı? Ya oğlum. Cem, beni hatırladın mı? Yok, şaka yapıyoruz ya. Ben geçen gelmiştim ya, bir 8 ay önce. Nereye geldin oğlum? Program. Bizzat bana mı? Ne çabuk unuttun o günleri. Yok, şaka yapıyorum. Keşke ya. Şaka yapmasan ya. Ne güzel. Ne güzel hikaye oğlum. Temel Ayça'nın bölümüne gelmiştim. Hani iş arıyordum. Kız babası vermiyordu bana kızı. Ha, şurada oturuyordun, aynen, evet. Aynen öyle. Yalnızsın dedin ya fazla abi. Ona değinecektim. Aslında yalnızdaydım. Daha şimdi dedim lan, gel ona değinmeye karar verdim. Ha yok. Sevdiğim kişi il dışında şu anda. Benim aslında
Amacım da biraz ona kavuşmak yani. Aa niye? Ya şimdi atanamadık. Babası da iş bulamadım diye vermiyor kızı. Ayda. Sorma. Haklı adam. Vallahi. Kanka işin yok, gücün yok. Yapacak bir şey yok. Şaka şaka. Oğlum şey, harbi mi? Harbi diyorum sen ya. Sen atanamadığın için babası vermiyor. Evet, bir de kızı atanmışları mı veriyor? Seçilmişleri ya, mi? Yok, zaten sınıf arkadaşımdı. O da öğretmenliği okumuştu da. Zaten kızı tavlamam 4-5 senemi aldı. Şimdi babasını tavlamaya çalışıyorum. Aynı şekilde tavlamaya çalışma da. Ay canım ulan sen neredesin? Ben seni. Nasıl abi? Sağ ol, sen ne yapıyorsun? Ya, aynı devam, hiç sizliğe devam. Ya şeyi ne yaptınız siz bu? Seninle şeyi konuşacaktım ben. O bölümden sonra bizim çimen bayağı büyüdü. Senin de bunda payın var yani. Abi gel Fazlı'yı bırak, benimle program yap. Fark edersen şu an bıraktım. Adı da Bağdaş Show. Böyle karşıladım. Sen hala iş bulamadın mı hakikaten? Abi bu ya öyle geçici olarak girdim çıktım da henüz kalıcı olarak bir şey bulamadım. Senin bir de kız arkadaşın vardı. Vardı. Babasından vardı. İstiyordun sen onu. Vardı, hala istiyorum. Bir saniye, sen o kız arkadaşınla da görüşüyor musun? Görüşüyorum fazla abi. Hala görüşüyorsun. Görüşüyorum. Kız seninle hala görüşüyor mu? Aa vallahi kıza büyü yaptım. Hala beklentisi var. Allah Allah. Ben de hala iş arıyorum. Özel okul müdürleri. Hadi ya. Ben özel okul müdürleri hadi ya diye işaret daha görüyorum. Hadi be kardeşim be. Bir sürü üniversite var burada ya. Hangi ebeveyn istemez benim gibi öğretmen? Benim çocuklar hikayede manyak ediyor. Bak nasıl manyak ediyorum çocuklar. Aynen abi. Bu arada bizim resim dersine de hademe giriyordu. Öyle bir muhabbet vardı da. Sen ne öğretmeniydin ki? Ben Türkçe öğretmeniydim. Ya oğlum, ya o kadar güven vermiyorsun ki. Yani artık iş bulman iyice şu an iptal oluyor. Mülakattan sonra eleniyorum. Herhalde bundan dolayı. Tabii içeri ne, giriyorsun. Ne soruyorlar mülakata? Ya yok, şaka yapıyorum. Mülakata çağrılmadım ya. Çağırsam... Çağırırsam halledeceğim. Bir şeyler yapacağım, tehdit edeceğim. Peki çağırmıyorlar valla kanka. Tehdit edeceğim, tehdit. CV'nizi görebilir misiniz? Yok. İşi nasıl arıyorsun oğlum sen? Nasıl arıyorsun işi? Ya sen abi, sadece böyle programlardan... En son bizde program, mi aradın program işi? Program geziyorum abi. Yok. Mesela şey, sabah kalkıp nasıl arıyorsun işi? Ya uygulamalardan bakıyorum da. Hangi uygulamalar? Ya o iş Tinder'dan bakıyorum. Bu iş, bu iş. Sexy teacher'lar. KPSS şu bu falan onlar listin değil mi? Hı-hı. Kaç aldın KPSS? 80 aldım ama yetmiyor. Yani 80'i de normalde Hollanda'ya gitsem iyi bir şey olurum. Oya be. Oya tut elimden. Moka. Moka'ya bakar. Moka'ya şu an 20 tane bakıcı geliyor. Abi 50 kişi Moka'ya bakıyor. Moka aşkım bunlar kim? Hocam Batman'da Türkçe öğretmeni var değil mi? Oldu. Oldu. Oo full kaynıyor. Kaynıyor kaynıyor. Aman. 35 bin tane var. Belki başka bir iş mi? Kaldı 80 il. Batman. Hemen eledim Batman'ı sen 2 saniye. Hiç evet, ısrarcı olmadı. Belki başka bir iş kanki. Arıyorum fazla abi bakalım. Başka elinden peki, ne geliyor? Ne olsa hangi işleri yapabilirsin? Hangi sektörler? Mesela hangi... burada bir işveren var mı aramızda patron? Şey için Rıdvan için. Şu an vergi levhasını yakan var yok. İmza sirkeleri falan yaktın mı oğlum? Hayır, güzel, hayır. Güzel, alkış. Ya, ya oğlum böyle program olamaz. Seda Sen'e şov mu lan burası? Yolsa bizim bir tane duruyor kendine. Duruyor böyle, duruyor böyle. Fazlık yaptı. Güzel, sol taraf alkış. Sağ dur, sen gül, sen gülüyorsun abi, devam et. Sen de şimdi kalk lan. Var mı işveren? Tekstil işi yapıyorsun. Üretim mi? Üretim. Sen nerede imal? Avcılar. Paket. Avcılar'da. Avcılar. Sen nerede oturuyordun? Ben Beykoz'dayım. Servis var mı? Arabayla gidebilir miyim? Oraya gittiğiniz zaten 20 saat. 20 saat? Ya oğlum, sana ne iş arıyoruz burada da? Gelmiş abi, amca Allah'ın daha gelmez. Sen var ya, 10 dakika sussan iş bulacağız sana. Harbi. Ama susman lazım. Ya ben, belki ama özel ders çıkar ya, özel ders. Türkçe. Türkçe evet, özel aynen. Ders mi? Hangi seviyeye özel ders verebiliyorsun? Üniversite seviyesinde verebiliyor musun? Liseye veririm abi, kendime güveniyorum. Lise seviyesinde veriyorsun. Lise, ortaokul fark etmez. İlana bak, lise ortaokul fark etmez. Kendime güveniyorum. 0536. Esnek çalışma saatlerim ve presentable. Ama Rıdvan sen de bir özelliğinden bahsetmedin ki sadece Türkçe öğretmenim dedin. Abi şiir yazarım. Size güzel bir şiir yazdım. Akrostiş. İstersen beyefendinin kucağına otur öyle oğlum. Adam orada bizi görüyor. Para verdi yüz lira. Akrostiş şiir yazdım. Bize yazdın. Ha yolda gelirken dedim ki mutlu olsunlar. Çimen deyip çıktılar bu yola. İçimizde çayır oldular zamanla. Masa ve iki tabure yetti onlara. Ev kira mı, avcı mı, toplayıcı mı dediler. Ne de güzel şiir oldu bu sizin gibi güzel insanlara. Şeyi kaçırdım ben, akrostiji kaçırdım. Yok evet, oldu, çimen... oldu. Oldu, oldu. Oldu mu? Ben de onu takip ettim, uyakları kaçırdım. Uyak yoktu galiba.
Sonra bir patladık. Peki biz Çimendi'ye yola çıkıp kimin içinde çayır olduk? Bizim için, gönlümüze çayır oldunuz. Çiçek oldunuz, ağaç oldunuz. Çok güzel yazmışsın, çok güzel. Abi yani yazarım ya, sizi de seviyorum. Var mı şiir Kırkça yazan bilen aramı? Bu şiiri okutacağız. Şair ruhlu ara ara kenara karalarım. Bazı insanlar vardır, maskeni indirirsen. Bazı insanlar vardır, bir de bana bakarsan. Kanka ne yapıyorsun? Bazı insanlar vardır. Hemen yazar, sen onlardan mısın? Ben hasta arası yazıyorum. Ne arası? Ha doktorsun hasta, aynı zamanda. Evet. Hasta arasına? Evet. Seni Ferhat Göçer hemen araya doktor oldun. Araya doktor sıkıştırdı. Hasta arası. Stetoskopla çıkıyor falan. Hasta geliyor buradan konuşuyormuş bir saniye. Sevdim seni. Ömrümün bir... Öldü ha, galiba. Ben de burada. O zaman anlık yazabiliyorsun. Evet. Ya zaten şiir genelde öyle geliyor. Yani önce bir ham hali oluyor, sonra bir dinlenme hali oluyor. Yaklaşık bir iki haftada da çıkıyor. Bir şey diyeceğim, sen devlet hastanesinde mi çalışıyorsun? Aile sağlığı merkezi. Abi orada hasta arası diye bir şey yok yani. Hasta çıkarken diğer hemen içeri giriyor zaten. Hangi arada yazıyorsun? Sistem kapalı diyorum biraz. Sistem kapalı, Word açık şu an. Hipokrat'a ulaşamıyorum çünkü yemin yok. Allah Allah. Ama hakikaten sağlık ocaklarında... Biz de böyle... bekliyoruz keriz gibi dışarıda. Sistem yokmuş. Arkadaşlar içeride yazıyor. Atam. Bir şiir de bu. Şiire bak. Atam, nereye atam? Ya arkadaşlar, Rıdvan'dan sonra psikolojimiz biraz bozuldu. Yani, kusura bakma, şakalarımız biraz. Bozuldu. Bir de şakadan sonra, evet alkış yok falan da diyemediğimiz için sen bizi hayret. Hakikaten mesela sağlık ocaklarında ben hep şuna dikkat ediyorum. Kalemi elimi tutamıyorum, elim ayağım tutmuyor senin yüzünden ya. Şuna dikkat ediyorum. Hep böyle herkes birbirinin... rahatsızlığını az görüyor. Hani hemen girsin çıksın diye mesela. Tabii dışarıda bekleyen için zaman çabuk hiç geçmiyor. Geçmiyor. İçerideki için hemen geçiyor. Ya biz çünkü içeride biraz doktorla böyle kalmak istiyoruz abi. Tabii konuşuyor. Zaten ben ilaç muayeneyi yapıp ilaç yazarken Karadeniz'deki tarlasından falan hepsinden bahsediyor. Öyle mi? Hastam konuşuyoruz. Zaten yıllardır 11 yıldır oradayım artık. Aile gibi. Ha, sen böyle güvenilir doktor. Benim babamın da bir tane doktor var. Hep ona gider. Sen olsun. Ya yani onun gibisin. Oyum ben. Ben babanızım Cem Bey. Evet. Bugün açıklamak nasip oldu. Kusura bakmayın. Çok alkollü bir geceydi. Küfür etsek daha iyi diyeceğiz. Bu küfürden kötü lan. Lan ne alakası var? Buramı nasıl sıkabildiniz? Koltuk altımı sıktın ya. Lan ben bu arada insanlarla mesela doktorun vaktini almamak için dışarıdakiyle beklememek için o kadar hızlı sorular soruyorum ki hocam şöyle böyle cevapları dinlemiyorum. Hiç öğrenmeden çıkıyorum. Sırf insanlar beklemesinler diye. Ama sen diyorsun ki arsayı anlatıyor insanlar. Tabii. Yani. Anlasın yani, mesela ben kafamın sol üstünde böyle ağrı vardı. Google'a baktım. Tümör. Google'a hemen tümör yazdım. Ölüm. Tabii. Ya dedim ki Google'a işte cahil bakmayayım, gideyim bir doktorla konuşayım diye. Bir tane beyin cerrahı. Yanında reklamlar çıkıyor. Kefen diye reklam. Tabut, evet. Cenaze levazı maçı 0-5 oldu. Dedim doktora gideyim danışayım. Doktora gittim. Dedim buramda böyle ağrı var. Böyle yaptı. Tümör olabilir dedi. Dedi ki iki tür tümör var dedi. Biri dedi 1,5 yılda öldürüyor, biri dedi 22 senede öldürüyor. Kesin tümör var yani. Bir MR memar çekilmek gerekmiyor mu hocam? Aa çektirelim falan diye. Tomografi galiba oluyor. MR. Beyin için MR. Tomografi de var ama dokun kemik yumuşak dokularsa MR da çekilebilir tabii. Ha, beyin varsa tomografi. Zaten çekti ilkinde beyni bulamadı, o bir daha çekiyor. Böyle iş başına enteresan bir şey geldi mi şimdiye kadar hastalarından falan böyle? Beykoz Devlet Acil'de çalışıyordum. Hocamla aynı yerdeyiz. Hangi hocam? Beykoz'da. Ha ben de hocam deyince sen oranın başhekimi. Bir hastam geldi. Rıdvan'a ilk defa birisi hocam dedi. Gözleri dolu. Oğlum şunu unutmaya çalışıyorduk. Niye hoca abi? Ay hoca. Beykoz'da iki kişi yaşıyor sanki biri sen biri o ya. Bir de belediye başkanı. Vallahi ben giremedim çok kalabalık. Evet. Yani şikayetini anlattı, işte oğlu için gelmiş, şikayetini anlattı, İnşallah. Öksürüğünü anlattı, işte ateşi olduğunu anlattı. Dedim hani bir grafi alalım, film çekelim. Hocam dedi, evde dedi, hani ben çektirsem olur mu dedi. Kim evde? Öksürüğü mü? Öksüren çocuk. Kişi evdeymiş, ben öksüreceğim diyor. Aynı öksürüyoruz ama... Harbi dedim ya, şakalı evet, sanki. Evet, ya ben gece 3'te sivilce için çocuğunu getiren anne de biliyorum. Biliyorum. Yani dışarıda arrestler var. Kalp durmalarıyla uğraşıyoruz. İşte çok acil vakalarla uğraşıyoruz.
Geldi, sivilcem var dedi. Bağıra bağıra giriyor, sivilcesi var diye. Allah'ım ya. Numaradan ambulans. Zaten yanındaki hemşire hanım bir koptu. Ondan sonra ben dedim, ne yapalım doktor bey falan dedi. İşte şu anda da yok dedi, arada çıkıyor dedi. Valla dedim. Sivilcesi de yok şu an, evet, acilde. Evet, arada çıkıyor, krem yazdırmaya gelmiş gece 3'te. Ben dedim, aynanın karşısına geçin, sıkın dedim. Ama dedim hani iz olabilir, silmeyin dedim hani güzel aynada bir şey. Aynada iz olabilir. Tabii, tabii. Bazen böyle pıçık diye aynaya çalıyor. Yani beni bakanlığa şikayet edeceğini söyledi. Gurur duyarım dedim ben de. Etti mi? Etti etti. Aa! Ne oldu sonra? Bakan ilk helikopterle oraya gelmiyor. Ne demek sen? Bakanın buralara full sivilce ama çok hassas o konuda. Yani başka savunma bakan, isteniyor tabii ki ama yani onlar da sümen. Ama üzücü bir şey değil mi? Sana o kadar uğra. Ben tanımadığım birini görsem mesela herkes öyle can siperhane kurtarmaya çalışmaz. Ama sen tanıdığın, tanımadığın... Geldi mi öyle başına gerçekten bir şey? Tabii şimdi memlekete gidiyorduk, Muğla'ya gidiyorduk. Orada bir kaza oldu önümüzde. Durduk, koştum hemen yani müdahale ettik. Arkadan, ben de arkadan çarptım. Duramamış. Aldım sırtımı, boynu kırılmış, iyice kırdım. Kafasını kopardım, bu kimin ya? Şey var öyle kask motordan kaskı ters dönmüş de adam kafası ters dönmüş de döndürmüşler adam kafasını. Öyle bir şey gerçek değil mi hocam, biliyorsunuz siz de. Yok zor. Kaskı ters dönmüş adam kafası ters dönmüş diye Erzurum'da beni ters çevirmişler. Ya kaza... Rıdvan'ın babası. Hocam çok kıymetli bir şey kaza diyorsun. Kaza çok ya. Diğer tüm doktorlar gibi. Öyle, birkaç de. Doktor daha vardı aramızda. Kim? Çünkü yazmışlar. Siz arkada mi? Arkada da bir hanımefendi. Uzmanlık? Sana böyle enteresan bir vaka, bir değişik bir arkadaşlarına anlatmaya yani sakin oldun. Yani ben çocuk diş hekimliği yapıyorum. Birazcık daha şanslıyım o konuda. Aha. Ama velilerle ciddi sıkıntı yaşıyorum. Mesela? İlaç yazıyoruz mesela. Reçete veriyoruz artık. Hani normal elde yazmıyoruz. Evet. İşte diyorum ki bu reçeteniz, alabilirsiniz. Eczaneden mi alacağım diyor. Evet, siz ne diyorsunuz? Güzel soru. Biz anlamasak ya. Ne var bunda? Güzel sormuş. Yani siz cevap veremediniz, o yüzden mi anlattınız? Ya bir şey diyeceğim, benim oğlanın da dişleri böyle 2-3,5 ara bedava yedi. Ya bir de bir soru arkadaşlar. 3,5 yaşında dişleri siyahlaştı. Sanki bir sigara içiyor gibi, simsiyah oldu. Doktora götürdük, diş doktoruna. Baya parasını falan verdik yani. Leke dedi. Evet. Ne olacak işte? Lekedir. Kaç para vermem gerekiyor? Hakikaten mesela bir şikayet için gittiğinde o şikayeti doktor doğruladığında ona verdiğin parayı yanıyorsun. Ben de yeni taşındığım evde klima var. Klima ev sahibin koymuş klimayı. Ben de klima hayatımda hiç kullanmadım. Yani evimde hiç klima olmadı. Adam bir şey diyeceğim, o kadar fakir ki. Klima dedi ya böyle çok üst düzey bir şey. Hemen onu düzeltmeye gerekiyor. Ev sahibinden kalmış ya. Ben almadım he falan. Almadım kanka. Al ya. Al bir de klimamız olsun. Kanka tekme at, ağzıma tekme at ya. 50 kere özür diliyor, zengin olduğu için. Öncelikle özür dilerim, bir Bugatti aldım ben minik. Tek kişilik ya, spor. Hayatımda da klimalı bir evde oturmadım. Klima alma gereksinimi de hissetmedim. Aklıma gelmiyor, UFO falan alırız diyorum hep. Yani o tek soba. Klima çalışıyor mu, nasıl çalışıyor diye klimacıyı çağırdım. Klimacı geldi, bu dedi çalışıyor abi dedi, 120 lira aldı gitti. Yani böyle şey benim canım sıkılıyor yani. Almasın mı? Zaten çalışıyor. Mesela doktora geldim, dişimde bir problem yok, okey bedava git. Ama şöyle yani, o leke var dedi de... O ne olacak sonra, dökülecek mi bunlar şimdi? Dökülecek, yenisi çıktığı zaman yine leke mi olacak? Onun diş sıvısıyla alakalı bir şey mi? Niye başka çocuklarda olmuyor da bizde oluyor? Aynı şeyleri yiyor. Ya kadın çocuğu görmedi, dişini görmedi. Neresin bu kadın şimdi burada ya? Benim dişlerime baksanız anlamaz mısın? Aynı diş ya. Aynı oğlum ya. Sadece bana şunu içimi rahatlatın. Kendi öz dişleri de çıktıktan sonra yine mi öyle olacak? Hayır, şu an süt dişlerinde fizyolojik bir durumdan kaynaklı lekelenmesi var. Süt dişleri çıktığında işte bir zarla, görünmez bir zarla sürüyorlar aslında. Sonra fizyolojik olarak o zarın kaybolması lazım. Hmm. Çocuğunuzda o kaybolmamış, işte beslenmeyle falan renklenmeye çok dönüşmüş, sıkıntı yok. Çok kötü görünüyor. Bir gülüyor var ya yani. Ya insan çocuğundan tiksinir mi böyle? Kapkara dişler yani. Cebine koydum bir tane Samsung. İnsan kendi çocuğunu harcarım ya. Canım benim ya. İyi bak, denk geldi, sormuş olduk. Teşekkür ederiz yani. Faruk'a soru soralım. Hadi soralım. Hemen. Bir sayı. İsim neydi hanımefendi? Damla. Damla Hanım. Kimle geldiniz bu arada? Kardeşim, erkek arkadaşım. Erkek arkadaşımın kardeşi. Arkadaşım nişanlısı falan diye. Arkadaşım eşi, erkek arkadaşım, sevgilileri. Bir sayı söyle hayatım. İki. İki. En ciddi takıntını söyle. Diş. Ayak. Yani ayak bakamıyorum. Çıplak ayak. Nefret ediyorum. Dokunamaz, temas edemez. Ayak fetişli var mı aramızda?
Hem biz ayaklarımızı çıkarıp ona doğru sallanarak böyle elimizi kapayızlar. Abi çok enteresan. Kimi ayağı çok seviyor. Evet, kimi yani, de ayaktan... Niye bir ayak... Benim bir ayak bir de kaşık. Yani kaşık sevmiyorum. Kaşık sevmediğim ayağın için çorba içmeyi de sevmiyorum. Ayağın iki arasında kaşığı takan adam diyor. Mesela gitti sevgilimle çorbacıya. Aldı kaşıkları koydu böyle içiyor. Ayak ve kaşık. Evet. Çorbayı nasıl içiyorsun? Elimle. İçmiyorum. İçmiyor musun? Evet. Çok... Kaşık yüzünden. Evet, çok nadir içiyorum. Mesela kaşık pozisyonuna da mı karşısınız? Mesela kaşık... hayır. Uyku lan. Saçmalamayın. İnsanları düzeltmekten... Uyku pozisyonu var ya arkadaşlar, kaşık pozisyonu. O nasıl pozisyon kanka uykuda? Şöyle. Abi böyle uyku pozisyonu var, niye hemen... Hemen size öyle şey olsa uyumaz ki. Yani de uyuyor. Ne zamandır sevgiliyiz? 6 ay. Altı ay. Mesela sevgilisin. Sevgilisin. Sevgili. Kardeşim sevgilin. Sevgili. Aranıza 5 kişi daha koysaydın sevgilini. Ne kadar uzak. Bugün galiba sen abdest falan aldın galiba yanında. Ya, ya sevgilin ayakları açık, terlik gibi. Ama ben uzak. Parmak arası. Bir de sevgiline verir misin? Nerede tanıştınız? Biz internette tanıştık. Hangisi? Instagram'da. Ayak.com. İnternete bak. Ayaklarını sergiliyorsun orada sadece. Altılı dördüncü ayakta tanıştık abi. Ne alakası? Ben Turbatuk'un abisi tanımadım diyor yani. Keşfetten gördüm diyelim. Storiesini gördüm. Keşfetten ne kadar çok denk geliyor. Çok duymaya başladım keşfetten. İsim neydi? Mustafa. Mustafa ne kadar yakışıklı bir adamsın. Ha, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Mustafa ayakların nasıl? Çok merak ediyorum. O kadar mı çirkin ayakların var senin lan? Sen yazı parmak arası giymiyor musun babacığım? Giyiyorum. E tatile gittiniz ne olacak? Bakmıyor herhalde, bilmiyorum. O tuvalet, eski tuvalet terliklerinde böyle. O da bir değerlendi. Bayağı annem de duruyor. Sen ona ne yazdın ilk? Ayaklarınız ne kadar güzel. Selam yazdım. Enteresan bir şey yazmışsın. Ben onları merak ediyorum. Şimdi mesela çocuk selam yazdı da yakışıklısın sen. Yani selam yazdı mı cevap geliyor? Bir selam ne oldu? Tektik oldu. Allah Allah. Hesabına da girmiş. Spam yedi herhalde demek hesabı spam. Sen ne iş yapıyorsun? Ben grafik tasarımcıyım ama şu an işsizim. Deseydi ya, manikür pedigür yapıyorum. Eyvah, sen de işsizsin şu an. Bir aydır işsizim. Rıdvan da işsiz. Ben alışayım abi. 6 ay sonra böyle oluyorsun. Ona göre bir an evvel... Abi beni hatırladınız mı? Sevgilim ayakları şey yapıyordu. Arkadan gelecek o da. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben ev hanımıyım. Ev hanımı. İki yanınızdaki hanımefendiler... İkizlerim, kızlarım. İkizler mi? Evet. Tek yumurta mı? Tek yumurta. Maskede indirin bakayım. Benim çocukluğumda bir tane dizi vardı. Isabel ile Emanuela diye iki kardeş vardı. Kız kardeş, sarışın. Evet, evet. Kanka sen neye benzettin şu an? Dur yavaş yavaş. Hayır. Hatırladınız mı sen efendim? Hatırladın. Evet, evet. Normal bir diziydi yani. Lan normal diziydi. Bir şey demedim ben. Arkası Yarın tarzında bir diziydi. Pembe diziydi, evet. O dizideki hanımefendilere benziyor. Belli ki sizde yani direkt ona baka baka... Vallahi izledim o diziyi. Çok benziyorlar. Çok güzel iki tane kızınız var. Teşekkür ederiz. Siz de çok güzelsiniz. Güzel annenin güzel kızı oluyor. Tam onu diyecektim ben de. Bizi izliyor musunuz YouTube'dan? İzliyorum bazen. Yani arada bir kahvaltı yaparken izliyorum. Evet. Mutfakta otururken açıyorlar, izliyoruz bazen. İyileştiniz mi bu arada ameliyat? İşte birazcık. Geçmiş olsun kolunuzda galiba. Teşekkür ederim. Doktor var, bir şey sormak isterseniz. Aile. Gerçi aile hekim ama. Onlar da bir aile kanka. Ailece gidiyor. Ne alakası öyle anlamış böyle. Dayım gelmedi ama sıkıntı olur mu hocam? Yeni yıla nasıl girdiniz bu sene? Vallahi yeni yıla. Çimenle. Evde, kızlar zaten evde yoktu. Biz aile hayda, dostlarımızla. Kızlar, bu nasıl anne sevgisi ya? Dışarıda kutladılar yeni yıla. Kutlasınlar. Pandemiden dolayı kalabalık olmayalım dedik. O yüzden şeydeydi, bostaj göstermek için. İfteyiz de anneme şey olmasın. Teşekkür ederim, çok tatlısın. Ayşe harikasın sensin. Bir tane daha vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Siz nerede açtınız? En son Kasımpaşa orada evindeydim. Orada evinde? Evet. Siz nerede açtınız? Ben kuru fasulye diyarında diyeyim yani. Meşhur fasulyeciler olur, bilir misiniz? Bir tane de hatta Üsküdar'da var. Çamlıca hocam bu arada tepesinde. Senin son albüm çok güzel. Mustafa Ceceli. Hoş geldin aramızda. Mustafa Ceceli bizlerle bugün. Ne kadar benziyorsun sen ya. Bir ezan okur musun? Sen ne yapıyorsun en iyi? Ben soğukçuyum mesela. Meze yaparım. Ha, soğuk. Tatlıcı var. Soğukçu mu denir ona? Evet. Sen neylisin? Bizde ilıkçı. Her ayak var yani. Adam ne kadar soğuk mesleki ya. Şey yapıyor. Her ayak var abi. Hoşlandın, platonik aşkın evine geldi. Evet. Ona ne yaparsın? Kendini en ispat edeceğin yemek ne? Çömlekte kuru fasulye.
Sen gece gitsin istiyorsun kız galiba ne kadar. Biraz da pastırma dilimlerim abisine. Kızla baş başa mum yakmış, bir şarap getirmiş falan. Çömlekte de kuru fasulyemizi yiyelim. Kuru fasulyenin içinde mum var böyle, mumla geliyor. Ama daha romantik, egzotik. Senin var mı egzotik bir yemek? Frambuazlı pasta yaparım. Bayağı evde onu yapabiliyorsun. O pastane dediğimiz gibi yapıyorsun yani. Yaparım normal. Ya, bu çok bana inanılmaz bir şey ya. Ben çok şaşırıyorum. Bana iki yumurta, yumurta ben yarım saat bakıştım onu biliyor musun? Geçen bir yumurtaya baktım. Hangisi hangisine kırsam acaba? Bunu kırsam bu kırılır mı? Cimcim çıktı böyle. Abi kıracaksan kırsak doğacağım ben ha. Kuru fasulye de evimizde hepimiz yapıyoruz. Hanımefendiler de izliyor bizi. Bize öyle bir şey söyle ki bundan sonra hepimiz bir adı öne geçelim. Şeker fasulye alın. Salçasını kavururken şeker ekleyin. Bu kadar. Bildiğimiz toz şeker. Evet. Sen öyle mi yapıyorsun? Hayır. Arkadaşın dediği çok doğru. Katılıyorum. Fasulye çok önemli burada. Ben de ne fasulye övdük lan bugün? Ya gerçekten yedilerse bilirler onun için evet, dedim. Bizde evet. Çok yapılır. Bizde çok hani yapıyoruz yuvarlak. Çok güzel oluyor ve çok lezzetli oluyor. Evet. Hadi arkadaşlar fasulye övmeyen kaldı mı? Senin var mı bitiyorsun abi? Yok normal. O bizim sırrımız ya. Kendi sırrımız. Kickbox antrenörü varmış. Birdenbire üstüne saldırsam. Beni hemen egal eder misin? Ya uçururum seni. O anlamda demedim. Oo sen birkaç benimle kal. Onu demedim. O kadar değil oğlum. Bakalım mı? Yani kickboksta mesela kadar farklı. Tabii senin üzerinde de bakalım. Hani bu üç hareketli şak şak var ya. Öyle bir şey yok değil mi? Kanka üç hareketli şak şak dediğin nedir acaba? Adam onlar seks uzmanı demedi ki. Genelde. Onlar filmlerde oluyor genelde. Gerçekte öyle bir şey yok mu? Tek yumruk. Kibirdeki tamam. Ben genelde yumruk atmam. Çünkü birine yumruk atmaya kalkarsanız refleks olur. Yani bilmese bile refleks. Sen tutturamayabilirsin. Yani. Ama tekmeyi alttan vurduğun zaman 3 metre zıplar yani. Trafikte gidiyorum. İndi el freni çekti. O ben de metrobüsten indim. Senin ben iadeyi alayım iadeyi bekle iadeyi. Pardon var iadeye koşuyor. Sen bir yumrukla bayıltıyor musun? Olmuşluğu var dövüşlerde tabii. Onun bir taktiği var değil mi? Vücutla böyle ya. Giriyorsun. Kanka ne? Nereye? Çeneye vuruyorsun galiba. Genelde çeneye vuruyoruz ya da şuradaki beyne giden damarları kesiyorsun. Ama bayılmayla ölme arasındaki o ayar nasıl mesela? Bayıldı sandım ölmüş. Suç ya. Oluyor o zaman yani. Yaşaman lazım. Şair çıktı herif ama kickboksandı. Var mı aramızda Arap'ta? Daha önce Arap'ta bir olan. Ağaç gibi hür falan. Abi 25 yıldır yapıyorum 4,5 yaşından beri döverim. Bunu 4,5 yaşından beri mi? Ya bu bazı işlerde de yani işte şarkıcı diyor işte 2 yaşından beri piyano çalarım falan. Ben onlara çok şey yapmıyorum. 4,5 yaşından kickbok bilsen ne olur bilmesen ne olur. Ya belgelerim var gösterin. Belgem vardı da ne kime döveceksin? 4,5 yaşından. Yani 4,5 yaşından beri olmasının ne katkısı sen oluyor? Sen galiba dayağı yiyeceksin kanka biraz. Şimdi siz başlasanız bu yaşta... O elini kaldırarak bana öyle şey yapma. Oğlum ciddiye aldım öyle. Kickboksa şimdi başlasanız ya bacağınız belli bir seviyeye kadar kalkar ama 4,5 yaşında başlar. Tabii tabii. 9 yaşında bırakırsanız tekmeniz yine... Sen şipaka taşıyorsun değil mi? Şu an açamam. Şu an değil. Bacağın en çok manday mesela kaldırıyor. Nereye kadar kaldırıyorsun? 2,5 metre yatarım. Yani... Omuzunuza çıksa kafasına oturturum tekmeyi dönerek. Hayır, vurma da ayağını kaldırsa görsek. Hayır, ben senin omuzuna çıksam diyor, uçarak kafana vururum diyor. Vurma canım. Abi, sadece sen ayağını mesela ne kadar kaldırıyorsun? Kendi boyundan hesap et. Kendi kafana kadar kaldırabiliyor musun? Ya senin kafanı kaldırıyorum, geçerim yani. Hep başkasının de... üzerinden niye iş yapıyorsun? Ben kendi kafanın üzerinden diyorum. Abi mesle mi benim, ölçmedim ki. Bize bir şey kanka adam. Aa, ilk defa böyle güzel bir yerde kullanıldı bu. Ölçmedim ki aman abi. Güzel bir yerde kullandım bravo. Ya bize bence mi? Bir şey öğretsin. Sana öğretsin. Kendini koruyacak kadar. Bir hareket göstereceğimi. Şu. Zaman zaman dövebileceğim. Bize burada öğretebileceğim bir hareket var mı? Onu soruyorum sadece. Ne istiyorsun? Öğretirim fark etmez işim bu. Yalnız. İsim neydi? Mesut. Mesut mu orada? Merhaba Mesut. Merhaba. Bu şey yani normal hareketti. Merhaba. Hoppa diye böyle. Şey olmuyor. Şu bu normal. Hayır dur. Yok yok bir şey yapma değil. Ama. Yapmıyorum. Vallahi korkuyorum. Adam baksana abi ya. Ne yapacaksın? Bunda kavga mı edilir? Yok bir şey yapmayacağım ya. Ne yapacaksın? Abi, tamam ömrüne bastık ya be. Kanka ne yapacaksın? Yapma yapma dur. Götür. Hangi ara yaptı lan bunu lan diye. Arkadaşlar şimdi ben buradan çok teşekkür ederim. Adam, masayı sokmuş. Adam o kadar hızlı. Neler diyor sana ya? Hayır. Mesut. Şeyini göstersene ne var bıçak var. Tamam. Mesut. Şunun belasını siksene. Kanka beni yani hanımefendi dövebilir. Ben öyle çok... Oğlum bir şey diyeyim. Mesut çok gergin lan. Çok gergin. Mesut önce sakin. Ben bu arada sana birdenbire saldırmayacağım. Ben sana asla öyle bir şey yapmam. Ya yapma. Yapmam. Böyle bir ya. Mesut sadece şunu öğrenmek istiyorum. Ağır çekim yapacağız tabii bu arada. Ağır çekim.
ağır. Hani anlasınlar yani şimdi diye. Size vurmayacağım ama ha, genelde merak etti. Kaslı biri geldi mi ha. Ne yaparsın vesaire. Ha nedir mesela? Ya normalde şöyle yapıyorsunuz ya. Günlük hayatta gösterim. Tamam önce şu kağıtla göster. ver elini ver. Ver lan elini ver. Ne yapayım? Tamam. Benim şey yok. Çok hassas elim. Normalde elinizi sıkarlar şaka yaparlar ya size. Ha, ondan kurtulmuyor mu? Aynen şu basit. Aaa ne yaptın? Oğlum sıktın. Elektrik çarptı. Aa bu yapmamış ha. Parmağım ters döndü ya. Lan sıktı. Ne yaptın? Elektrik çarpıyor bırakıyor bu sefer o böyle oluyor. Elektrik çarpmadı. Parmağım kırılıyor nasıl kaldı ya? Bu elektrik çarpması mı? Bak bana bir daha böyle şey yapma. Gerilemiyorum. Ne dedi? Ya kanka bir şey demedim ya. Oğlum anne bacı karıştırma. Yok ben ne yapmam yaptın? Kanka parmağımı gösterirken parmağım bana baktı abi ne oluyor ya? Ne yaptın? Parmağımın ne yaptığını görmedim. Bak sen, bu daha kırmızı. Hayır, baksana bu daha şey kırmızı. Diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Elektrik çarpmışmış. Gerçek elektrik çarpsa daha iyi olurdu ya. Parmağı kısaldı lan onu. Ne yaptı onun parmağı? Zaten vücudumda gerçeği hemen ayak yaptım. Parmağı gibi oldu lan bu. Ayak dedi kusura bakma babacığım. Sen. Yanımda dur. Aynen dur. Ben Mesut. Ben varım. Ben varım oğlum. Mesut, sen şey az söyle. Önce ne yaptığını göstersin. Kanka ne hayır göstermesin hayır, ya. Hayır. Parmağımı bize böyle... öğret. Elimi sık. Sıkmayayım. Sıkmayayım. Sık. Sıkamam ki. Sıktım. Ben böyle olacağım. Oldun. Bu sırada şu tırnak var ya şuraya bastırıyoruz tırnaktan elektrik çarpıyor bırakıyor. Ha. Sen yapsana onu. Ben sana peki yapabilir miyim? Ama sen elimi az sık. Öğrendim madem. Ben sık. Bakayım nereye bastırıyorduk tam. Tırnağımla mı basacağım? İyice sık ki. En güç değil mi? Sen halbuki sıkıyordum az önce. Halbuki ben böyleyim. Abi ne zaman sıkacaksın? Hangi niye sıktı da? Ayağımla da biraz sık. Bir şey diyeceğim. Daha böyle belirgin böyle bize öğreteceğim bir şey ya var mı? Ya kanka biraz tamam. Şöyle gel kankim. Şimdi ben kickboksçuyum ya yumruk atarım ya tekme atarım. Hayır vuruyormuş gibi yap canım. Vurma canım şimdi ne yapacağız adamı? Yani onda tam boşandı da bir ailesi var. Adam arabadan indi sana vurmaya geliyor. Anladım sen yumrukla geliyorsun. Hani bu kavga hatalı sollamadan diye meşhur kavga var biliyor musun onu? Yok. Bir tane çocuk boksörüm ne çıkıyor üç kişi indiriyor falan. Gözlerişmiş. Kavga hatalı sollamadan. Onu biliyor musun? Bize güzel bir yumruk öğretsene. Ayağını bir omuz boyu aç. Açtım. Güçlü ayağını bir adım arkaya koy. Yok güçlü ya. Ayağım güçlü yok. Sağ ayağı arkaya alalım. Dizim az bir şey kapat. Böyle fazla al. Kimle yarışıyorsun? Dizini kır. Yere sağlam bas. Abi ne yapayım? Böyle kavga eder. Sen böyle gel lan bakalım. Hastanede sıçan teyze vardı onun gibi oluyor. Hangisini çok az kırıyorsun? Tamam. Kamera hareket. Bir dakika. Güçlü ayağımı arkaya. Yani yumruk atacağım ayağımı arkaya attım. Aynen. Yumruk atacağım şey ayağımı. Önce hangi yere sağlam basman lazım. Ha, yere iyi bastım. Şu an bastım. Bir şey yaptım. Bir tane tokat atsana. Şimdi kaldır ellerini. Biri çenede, biri önde. Güzel hangi durdun çenede? Lan? Güzel durdun. Sen yumruk düz gidiyor. Bak, nereye doğru ama? Dümdüz burnuna mı? Aynen. Burnuna mı? Çeneye doğru. Şuraya. Çeneye. Aynen. Senin ama top sakal var. Düz gidiyor. Tam rakibe vuracakken arka ayak da dönüyor. Nereye dönüyor? Tam çeneye vuruyorsun. Göstereceğim şimdi, göstereceğim. Arka ayak falan diyor, sen hiç köpek muhabbeti yok. Geliyorsun. Ne zaman havlayacağım? Geliyorsun. Belki seni mokaya kavga edersen, mokaya kavga edersek. Söyleyeceğim onu. Tamam, bu çenede. Aynen. Geliyorsun, tam yumruk dönmeye başladığı zaman arka ayak da dönüyor. Kalça, omuz, tüm ha, daha güçleniyorum. Ha, okey. Ama tabii bu trafikte biraz şey yani. Adam mesela abi geliyor. Abi bekle falan diyor. Bir dakika. Mesut, hangi ayağı arkaya tutuk ya? Bir tane evet. De şey öğrenelim. Kanka, Mesut'u tamam. Bir şey yapalım. Savunma. Ha, sen vurunca. Sen yumrukla geliyorsun. Yumrukla, yumruk. Sen yumrukla geliyorsun. Köylü gelmişsin sen. Sen savunuyorsun. Bana savunma öğret, savunma. Biz genelde savunma öğret bize. Ben böyle sığır savunma. Gibi arabadan koştum üstüne doğru geliyorum. Gelme de. Ya gelmeyeceğim canım. Gelme derken abi niye hayırdır? Tutarım abi böyle. Nereye geliyorsun sen yavrum? Tamam şimdi ne yapacaksın? Ona göre bir savunma yapalım. Gel. Artık o kadar kendine güveniyor ki. Ne yapabilir sence ya? Ya tokat at. Şöyle tamam. Tokat ama hızlı at. Hızlı atma ya. Ya bir şey olmaz. Sen, ama sen ne yapacaksın? Bana bir şey olmayacak. Korkma. Oğlum benim korkum o mu sanıyorsun? Benim korkum bana bir şey olacak. Sen neden misin? Biz seni ikimiz dövemeyiz ki burada. 20 kişi dövmeyiz seni burada. Hayır. Tamam ben sana tokat atayım da sen bana ne yapacaksın? Ben bir şey yapmayacağım. Kendimi koruyacağım. Kim kendini koruyacak oğlum. Korurken ne yapacaksın? Ama korkacağım. Oğlum korunca prezervatif saracağız amına koyayım yani Allah Allah. Adam koruyacak kendini koruyacak yani. Kendini koruyacak bir şey yapmayacak. Sadece şunu yapacağım. Ha, zaman doğru zamanda yapacağım. At tokat. Tamam. At.
Aa! Süper. Bravo. Bravo kanka. Tamam. Harikasın. Bakalım dur. Arkasına atlayın bakalım. Hepsi buradanın hızlı ve güvenli ödeme sistemi. Hepsi Pay'den bahsedeceğiz bugün bu bölümümüzde. Şimdi sizlerin de soruları varsa alırız biz. Çünkü iki uzman olarak 6 aydır bunu çalışıyoruz. Evet. İnşallah kolay sorarsınız. Hepsi Pay aslında şey, bir cüzdan hesabı var. Ve bazı kullanıcılar hepsi burada Türkiye'nin en güvenilir internet sitelerinden biri olmasına rağmen kredi kartımı vermesem falan filan bir endişe eden insan grubu var. Onların kredi kartlarını kullanmadan da hepsi cüzdanla o soruların cevabını hep vereceğiz. Evet. Biz peki bugün kimlere ne ödül vereceğiz? Kimlere ne hediye edeceğiz? Hepsi Pay tarafından neler hediye edeceğiz? 5 izleyicimize 100'er kendi cüzdanlarına yüklenecek. Hepsi burada.com üyesi değilse de üye olabilirler. Hepsi Papel, 100'er liralık Hepsi Papel hediye edilecek. 5 izleyicimize de Hepsi Papel burada 5 kişi, YouTube'da da 5 kişi. YouTube'dakilere Hepsi Pay ve Çimen'i aynı anda kullanan bir mani yazanlara. Nasıl bir mani yazacaklar? Mesela nasıl olabilir? İşte Hepsi Pay'imi yükledim. Çimenimi izledim. Evet. Gibi. Buna benziyor. Daha yaratıcı bir şey de olabilir. Tabii. Var mı mesela? Var mı aklınıza gelen? Hadi Türkçe öğretmeniniz. Buradan hadi. Yani Hepsi Pay'in ve Çimen'in kullanıldığı bir mani tarzında. İçinde geçtiği bir mani. Hepsi Pay'i yükledim cüzdanıma. Çimen Talk Show'u izlerim. Hanımımla. Aynen hanımımla. Bunun mesela gibi. Başka? Bunu zaten YouTube'daki izleyicilerimiz bize yorum olarak yazacaklar. Onlardan seçeceğimiz 5 kişi 100'er liralık Hepsi Papel hediye edeceğiz. Hepsi Papel peki nedir? Peki kanka. Eminim ki soruları vardır izleyicilerimizin de. Çünkü çok bilinen bir şey bu aslında. Evet. Onlardan soru alalım bence. Alalım. Sorusu olan var mı? Buyur beyefendi buyur. Ya bir şey soracağım. Şimdi cüzdanımda para yoksa eğer cüzdana para yüklemem mi gerekiyor? Bunu sen anlayamadın mı zaten? Bize mi soruyorsun bu soru? Arkadaşlar. Başka soru yok mu arkadaşlar? Ya bu ne ya? Bu ne bu soru ya? Arkadaşlar alalım. Cüzdanında para yoksa yani para... Paran yoksa ne yapacaksın oğlum? Paran yoksa hiç alamazsın yani. Cem Bey paramız yok bir yerden çalmamız mı gerekiyor? Bu olmasa ya. Bak ben sana söyleyeyim cüzdanında para yoksa bile... Velev ki alışverişini yaparken seçtiğin kartlar otomatik de alabiliyor. Vay be. Hele hele hele. Abartılı oyunculuğa gerek yok. Kankim yani tamam. Şaşırdım o kadar da değil yani. Yani sen ekstra bir şey... Vay babam diyorlar. Alalım. Vay babe. Ben şimdi alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerimi kaydetmek istemiyorum. Bak mesela bir şey diyeyim mi sana? Hepsi Pay'de istersen kaydedebiliyorsun, istersen kaydetmiyorsun. Kaydedersen daha hızlı alışveriş yapabiliyorsun. Kaydetmezsen de normal alışverişini yapıp gidebiliyorsun. Ya uğraşırım, kaydolmasın. Aynen, aynen. Hiç kaydetmek zorunda değilsin yani. Böyle de bir güvenli bir site. Teşekkür ederim. Bu arada Hepsi Pay cüzdanında şöyle bir avantaj var. Bazen bir ürün iadesi olduğunda kredi kartınıza böyle 5-7 iş günü, 3-5 iş günü arasında para iade oluyor ya cüzdanda hemen hesabına yükleniyor. Ha. Ve sen alışveriş yapmaya devam edebiliyorsun. Bu arada ben Hepsi Papel'i anlamadım. Tam olarak ne? Aferin biz yarım saat ne anlıyorsun? Hiç bunu sorun demediniz. Yo sen geldin buraya biletini ya aldın. Ya sen bunu merak ettiğin için mi geldin bu şova? Ya Hepsi Papel, Hepsi Pay cüzdanına yatırılan paralar oluyor. Aynı 1 lira bir Hepsi Papel değerinde. Süper. 1 TL bir Hepsi Papel değerinde. Aynen öyle. Mesela Hepsi Papel'ini 30 lira kazandın yaptığın alışverişlerden sonra. Cüzdanı ondan 30 lira var demek yani. İlk alacağın, ilk yapacağın alışverişte de 30 liralık bir indirim sahibi oluyorsun. Evet. Bir Hepsi Papel. 1 lira. İki Hepsi Papel. Mesela bir siparişin ürünü teslim edildi fakat çeşitli sebeplerden dolayı iade etmen söz konusu. Abi bir şey diyeyim sana? Ama en zor şey de o biliyor musun? Ben bak yaptığım online alışverişlerde abi bir alışveriş yapıyorum. Mesela ayakkabı aldım küçük geldi. Aynen. Geri gönderiyorum. Bankanın onaylamasını bir bekliyorum. İşte o online şirketin onaylamasını bir bekliyorum. Bir hafta süre neredeyse gelmez. Aynen. Hepsi Papel de. Şirketin de onaylamasını beklemiyor. Direkt tabii, sana tabii. Yatırıyor. Sen yine alışverişini yapabiliyorsun. Aynen. Abi müthiş bir şey. Bu arada bizi YouTube'dan izleyen izleyicilerimizden 5 kişiye, Hepsi Burada.com üyesi olan 5 kişiye hesaplarına 100'er liralık Hepsi Papel yüklettireceğiz. Bunu yapmak 100 liralık için de, indirim demek bu aslında. Aynen. Yani 100 lira harcayabilecekler Hepsi Papel, Hepsi Pay cüzdanlarından. Çimen ve Hepsi Pay'i aynı cümlede kullandığınız bir mani yazmanız yeterli olacak. Çekilişi de bir sonraki program yayınlandığında Çimen hesabından duyuracağız. Üye olmamışsanız bile olup Hepsi Papel'i kullanabilirsiniz. Hepsi Burada'nın hızlı ve güvenilir ödeme yöntemi olan Hepsi Pay'e bölüm sponsoru olduğu için çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Yılbaşı programında biz bir denk geldi. Evet hayır yarışması yaptık.
Ve çok güzel reaksiyonlar aldık. Biz aslında Erkan Yolaç'ı davet ettik. Biz Erkan Yolaç'ı davet etmek istedik. Kendisiyle görüştük. Şu anda yurt dışında olduğu için katılamayacağını ama bir gün katılmak isteyeceğini söyledi ve bu bizi çok heyecanlandırdı. Evet Hayır yarışmasını 30 yıldan belki fazla süredir dünyanın belki en basit gibi gözüken ama en eğlenceli yarışma. Bu arada Erkan Yolaç'a da bir özür borçluyuz galiba. Evet, bir özür borçluyuz şöyle. Biz yılbaşı programının o heyecanı içinde, bütün organizasyon şey içinde Erkan Yolaç'ı getirecektik diye bir şey söylemişim ben. Yani o bizim öyle bir haddimiz yok yani. Evet, davet ettik. O biz çok heyecanlandık. Getirecek, getirmek diye bir fiil kullanmıyor orada. O yüzden haddimizi aşmayalım, ondan da Erkan özür diliyoruz. Erkan Yolaç'tan özür diliyoruz. Davet ediyoruz. Çok seviyoruz. Biz onunla büyüdük. Programımıza davet ediyoruz. Eğer gelirse bizim programımızda Evet Hayır yapmasını çok isteriz. O gelene kadar da biz ondan gördüğümüz yani bir şeyler yapacağız. Telif hakkı istemesin diye nasıl? Evet. Bu arada Tarkan'ın Kuzu Kuzu şarkısını o gelene kadar ben söyleyeceğim, idare etsinler. Başlıyor muyuz? İşte Kuzu Kuzu. Böyle yırtamazsın kanka. Böyle. O gelene kadar de böyle bir sonra şarkı. Sonra haftaya da Simavuş Mehmet Erbil'e Gol Show programımız. Himen'den de özür diliyoruz. O gelene kadar. Evet, Evet Hayır'ı kimle yapıyoruz? Ödüllü. Şimdi Evet Hayır yarışmasını... Öncelikle tebrik ederim. Hoş geldiniz. Beşiktaş Belediyesi'ne hoş geldiniz. Ben Beşiktaş Belediyesi... İsimler neydi? Gamze. Gamze. Güldane. Güldane. Uğur. Gamze, Güldane, Uğur. Ödülümüz ne abi önce? Ödülümüz Hepsi Pay'den 100 lira Hepsi Paper. Hepsi Paper. Hepsi Paper. Hesabımıza yüklenecek, 100 lira alışveriş yapabileceksiniz. Kazanırsanız tabii. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk dedim ve bu programı da hoş bulduk, hoş geldin de. Ne dersen ne kaybediyorsun. Tamam, yanıfemiz formatı şu. Ağzını açtığın gibi kaybediyorsun. Çünkü ödül biraz arttı da. Konuşursan Gamze, kaybedersin. Sen bizim ölürüz. Programımıza daha önce katılmıştın. Evet. Ya Gamze, hadi güle güle, hadi güle güle, hadi. Gel canım. Erkan Ay ne kadar kibar gönderebiliyor. Hadi. Oh, ne oldu? Git gözüm görmesin. Güldane. Güldane hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş. Pardon. O şakayı yaptı, bir daha yapmaz. Sen bugün erkek arkadaşına mı gelmiştin? Abimle geldim. Abinle geldin. Bugün eğlendin mi? Çok. Bir daha gelir misin? Gelirim. Bilet parasını sen mi aldın? Ben verdim. Kredi kartını mı aldın? Aynen. Bari av at falan ne kemazına ağzına geldin. Sen erkek arkadaşına mı geldin? Abimle geldim. Abinle? Abimle geldin mi ya? İki gerizekalının sonunda Evet Hayır devam ediyor. Abinle mi geldin? dur. Yapacağız. Dur, yapacağız. Bu program bu kadar amatör sunulmaz ya. Abinle geldin ha? Erkan Yolaç. Demek abin ha? Gerçek Esa abin mi? Esa mı abin? Aşçı olan. Aşçı olan abin. Evet dedim. Dedin. Oh be. Evet Güldane. Hayır deyince de kaybediyordun. Özür mü diliyorsun? Özür diledim ve iyice kaybettin. Canım teşekkür ederiz ama kaybettin. Evli misin, bekar mısın? Bekarım. Kaç yıldır bekarsın? 30 yıldır bekarım. 30 yıl mı? Sevgilin var mı? Yok. Benim bitti sorunum. Nerelisin? Sivaslıyım. Aa. Evet. Ya ağaya bitirdim ya. Aa evet dedin. Ben anlamıyorum ama. Ağlıyor, sen de bir şey. Sadece ağla dedi. Bir şey söyleyeceğim. Ben, evet. Erkan Yolaç'ı da yıllardır izliyorum. Hiç evet diyen birine şunu yaptığını görmedim. Aa evet dedi. Böyle bir şey abi. Kankim ya. Ama demiyor sadece ağa evet demesi çok güzel oldu. Tebrik ediyoruz hepinizi. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu arada ödül... Şimdi hepsi kaybetti ama... Üçünüz de kaybetti ama hepsi payda kaybetmek yok. Nasıl bir şey bakarsan? Üçünüze de hepsi burada komda kullanabileceğiniz hepsi bey cüzdan hesabınıza 100'er. Hepsi beyefendi insanlar gibi. Hepsi bey. Hepsi papel yüklenecek. Sağ olun arkadaşlar. Alkışlarla. Çok sağ ol. Gamzeciğim hoş geldin. Nasılsın? O günden sonra... Bilmeyenler olabilir. Oldu. Bizim programımıza daha önce katılmıştınız. Onun oğlunun öğretmeniyim. Öğretmeniydi. Hemen Adem'im be. Ne var bunda? Çok normal. Ya, duydun mu ne dedi? Veli toplantısı yok mu ya bugün? Baba yeter ya. Günde 3 kere geliyorsun veli toplantısı. Oo, siz öyle mi tanıştınız? Vay peki? Be. Gene erkek arkadaşına geldin. Evet. Bir de? Oğluyla. Oğluyla. Onun oğluyla geldin. Evet.
İsmi neydi oğlunun? Demir. Demir. Ha Demir, hatta Demir, seni o kadar merak ediyoruz ki aylardır. Çok güzelsiniz ya. O gün size konuştuktan sonra hakikaten bir daha gelmenizi bekliyorduk. Yani istiyorduk gelmenizi. Çok güzel tepkiler aldık. Harika. O bölüm bizim galiba 7. bölüm müydü? Evet, evet. Bizim 7. bölüm en iyi bölümlerimizden biri ve siz buna çok mükemmel renk kattınız. O gün YouTube'dan kazandığımız 400 lirayı 250'sine Demir'ine verelim. Çocuk genç, lazım delikanlı. Sağdan soldan şey aldınız mı? İzledik, ettik. Evet evet, ben aldım. Yani Hakan'a bir tepki gelmedi. Biz onun çevresinden bekliyorduk. Benim öğrencilerim... Bir de babamız vardı. Ne alakası var? Ne dedi öğrencilerin? Kat nöbeti tutuyorum. Baktım bir sınıfa doluşmuş çocuklar. Bayağı bir kahkahalar falan kopuyor bilmem ne. Ha, girdim tahtayı kapatacağım yani hani şey diye. Yine ne açlar acaba izliyorlar. Bir baktım ben. dedim 6. sınıf öğrencileri, beklemiyorum onlardan. Bir dakika dedim, ne oluyor, siz bunu nereden buldunuz falan. Hocam dedi bir tanesi, biz ailecek izliyoruz akşam, işte annem babam ben izledik. Aa bu benim hocam bilmem ne falan, gelmiş sınıfta da açmış, herkese izletiyor. Sekizler gelmiş, yediler gelmiş. Ay çok güzel değil mi? Çok. Peki. Ne güzel bak, geçen sene o zor dönemlerde geldiler pandemi zamanında falan. Şimdi bak ne kadar kalabalık, yine geldiniz. Eski bir dostu görmüş gibi oldum. Çok mutlu oldum yani. Hakikaten öyle olduk. Görünce çok, çok mutlu olduk yani. Şey var mı arkadaşlar? Ya X bir isim. Gördüm mü dayanamam, sarılırım. Hani o kadar seviyorum ünlü biri. Kim var? Kim var kardeşim? Şebnem Ferah. Başka? Feyyaz Yiğit. Feyyaz Yiğit, bravo. Tarkan'la mı? Kimle? Tarkan'ı gördün. Ver bakayım. Dur, yemişim tamam, onu. Tamam, dur. Kimi gördün? Dur, oraya da bakalım. IKEA'da gördüm. O Tarkan benzeri değil. Olmasın. O şey... Hayır, hayır, Tarkan. Bir ara Emrah, Emral vardı. Hani onun gibi olmasın? Yok, yok. 2005'ti. 2005 yılı. Tuvalete mi gidiyordu? Yok, orada... Yani böyle bakınıyordu. Ben Tarkan. De hatta değildir filan diye arkadaşla iddiaya girdi. Peki miydi? Bir de fotoğrafçısı vardı yanında. İki o bakarken fotoğraf mı çekiyordu? Şu mobilyaya bak, çek bakayım ben. ama çok tatlıydı. Şimdi ben mesela hep şunları merak ediyorum. Tarkan'ı çoğumuz veya başka bir ünlüler saydık ya, çok severiz ya. Mesela Tarkan dedi ki, ya oya be dedi, ben de buraya geldim, canım çok sıkıldı. Gel de sen de biraz takılalım dedi. Evet. Hayır dedik hali yok Koç Tarkan. Hayır, tabii ki de. Gittiniz, oturdunuz falan, muhabbeti falan baydı. Evet. Tarkan'ın. Evet. Örnek veriyor. Biz hangi muhabbete katlanamazsın? Örnek. Futbol muhabbetine katlanamam. Ha işte yani. Futbol. Evet. Dedi ki ya dedi işte Adana Demirspor maçı var, izleyelim mi dedi falan. Yani dediğim gibi enerjisi o kadar güzel soğumazsın, ki onu bile katlanırdım yani. Ben şu anda ne yapıyorum biliyor musun falan diye. O maçı da öyle izler yani. Tarkan'ın mesela istediği eve girme hakkı var bence. Kapıyı çalsa açsan Tarkan gel buyur abi dersin. Evet evet, benim evime gelebilir yani. Dur hayatım, senin evinde köpek var şu an, dur kocan. Şu an senin ev doludur muhtemelen, eve biraz zor girer. Umarım değildi. Ay düşsene, öyle bir şey oldu. İşte eşini yakaladığım bir şey oldu. Erdoğan Çekin'de o eve Tarkan'la gelsen ya, kocanı almış olur ha. Çok iyi. O beni de alatmış, ben de Tarkan'la beraberim. Varsa Tarkan öyle mesela 500 liraya şey yapsa. Git ev, yanında gelme. Mesela ben Tarkan'a şey dedim. İntikam seksi yapılır falan diye. Seks değil, oğlum. 1000 liraya yanında gezerim. Çok ünlüyüm ben. Olmaz mı? Kaç verirsin mesela? Ben çok ünlüyüm, yanında gezeceğim. 2000. Evet. Verilir yani. Tarkan'a 2000 vereceksin. Kaç? Açık artırmaya döndüm. Hayvansever tavlamak için köpek kiralıyorlar ya, o bile 1000 liralı. Köpek 1000 liraymış. Tarkan 1000 lira daha üstüne Tarkan mı kiralıyor? Vay Özgem. Mesela arkadaşlar, Özgem ne haber ya kuzum, ha, aramıyorsun. Diyecek, öpecek gidecek falan, sarılacak. Ayaküstü konuşacaksın, gidecek. Çünkü çok kişi var 2000-2000'e. 2000 mi? 2000'e sen 90'da Tayfun anca. Gelir kafayı sallaya 2000'e sallaya. 2000'e çelik ateş de iyiyim ateş. Hatırladın mı? Aklım... O kazayla ilgili bir de rezil eder seni. Ya sadece gelip gidecekse vermem. Niye vereyim ben? İşte kadın mühendisler vesaire bir şey. Sesin az mı geliyor, ağzını mı uzak tutuyorsun? Ben uzak tutuyor olabilirim. Bir daha evet. Sen... Çok mu yaptın? Kaldırınca böyle bir ses çıkıyor ya. Demek ben robotum. 2000 vereyim de civatamı sıkıyor. Güzel liralık hepsi papeli. 3 izleyicimize verdik Evet Hayır'dan. Şimdi iki tane de bugün bizi en eğlenceli cevabı veren ya da en akılda kalan. Akılda kalan. Şimdi en akılda kimler kalan bugün akılda kaldı? Altı. Hangisi tamam çoksa onu vereceğiz. O zaman önce iş arayan Rıdvan. Rıdvan geçmiş olsun. Tamam Rıdvan. Yo. Geçti Rıdvan. Abi insanları... Hollanda. Aşçı. Kuru fasulyeci. Kickbox. Kickbox. Doktor aile hekim hocamız. Evet. Ayak fetişçisi hanımefendi.
Tamam. Annemiz. Bir daha vardı kim ya? Çıkaramadım. Başka var mıydı? Aklında unutmayalım, ayıp olmasın. Ha, Batman hocamız. Aile hekimi kickbox. İki tane onlara mı verelim? Hakkı mıdır? Başka hakkı mı? Bu şey yani. Aile hekimi galiba kabul etmeyecek. Dur, buyur hocam. Sokak hayvanlarına mama alıyor. Süper. Tabii. Sesi gitmedi. Sokak hayvanlarına mama alacakmış o parayla. Biraz daha yükseltsinler o zaman. Neyi? Ya. O zaman 105 liraya kadar çıkarma. Zaten herkes kapısının önüne koysun mama arkadaş. Tabii tabii. Şöyle yapalım. 100 verdik ya kickbox hocam. Senin 100'ü de oraya verelim. Sana da ben bir hareket öğreteceğim. Sana da bu bardaktan verelim. Okey. Sokak hayvanlarına bundan mı su versin? Sen ne iyice... Ay sen de bir şey al oğlum. Sen de ne kabul? Hediye kabul etmez mi lan? Bir tane bardağımızı alabilir miyiz Birdemciğim? Hocam şey kickboxçı hocamıza verelim. İçtikçe bizi hatırla abiciğim. Onu böyle sana bize... da 200 liralık abi. Okey. Onu evet. Bravo. Normalde acın macın olsa şey der. Hayvanlarım için 5000 de benden falan der. Ama acın der. Biz böyle oluyor. Abi 150 liralık mama alsa 50'de biz bukur bukur. İyi ki buraya geldiniz arkadaşlar. Çok değerlisiniz hepiniz ayrı ayrı. Programı güzel yapan sizlerin enerjisi. Hepsi güvenerek sahneye çıkıyoruz. Çimen bu haftalık bitti. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sağ olun abi. İyi ki geldiniz. İyi ki siz geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. 10 saniye alkışlayacak. Kalktı hemen gidiyor. Tamam dedik daha de, işte daha. Biz onun kalktığını gördük. Yanındaki uyardı oturduğu böyle oturup böyle.